etrafında kimseye güven yok. Enteresan cevapları aldık. Bir kere en başa dönelim. Diyor ki bir seyircimiz, kanı bozuksa aldatır diyor. Biraz diyor karaktere bağlı diyor. Bir seyircimiz diyor ki parası varsa aldatıyor diyor. Evet. Siz ne diyorsunuz? Şey mesela birçok şey cevap aslında doğru. Ama asıl bir şey göstereyim ben. Buyurun. Şimdi bu bardak bizim sevgi depomuz olsun. Şimdi bu sevgi deposu, şimdi dedi ya orada birbirini seviyorlarsa niye aldatsınlar? Hı hı. Şimdi bunu... Bu ne hocam? Bu sevgi depomuz. Bu bizim eşimizle ilişki durumumuz. Şimdi kadın mı aldatıyor, erkek mi aldatılıyor konuşuluyor ya çok. Hı. Eğer bu doluysa doldurma şansımız var mı? Taşar. Dolu mesela. Doluysa doldurma şansımız yok. Var, ne dedin? Taşar. Şimdi eğer sevgi deposu kadında doluysa, hı hı, bunu siz taşıramazsınız. Mesela kadının aslında... Yani kadının limiti bu. Kadının limiti bu. Eğer bak sevgi deposu, bakın buradan herkese söylüyorum. Çok önemli bir şey söylüyorum. Kadın eğer eşini seviyorsa, hı, gerçekten aldatması mümkün değildir. Neredeyse imkansızdır bak. O sevgi deposu dolu. Dolduramazsınız bunu. O fena ama diyelim ki sakın kurmayın hocam. Evet. Yolun yani nereye geleceğinizi tahmin edebiliyorum. Evet. Ama eğer gerçekten bakın. Erkekte eşini sevse bile, hı, şu durum var. Seviyor ama yapıyor. Şimdi niye öyle? Niye? Çünkü kadın sevgi deposu dolu. O varken sadakat olayı daha yüksek. Ama erkek cinsel açıdan maalesef daha aldatmaya yatkın. Yani kadınlar daha sadık, daha sadık, sadakatli. Evet, değil bak mi? Sevgi deposu doluysa. Şimdi burada erkeğe düşen görev şu. Erkekler kesinlikle bak. Bak erkekleri uyarıyorum. Eşlerinin sevgi depolarını boşaltmamalılar. Bu sevgi deposu denen şey nasıl boşalıyor? Tabii nasıl onu konuşalım. Doluyor? Çok önemli hepsini bir şey. Konuşalım. Eğer sevgi deposu doluysa hiçbir kadın aldatmaz. Ama sevgi deposu dolu olsa bile... Kadın da aldatır diyorsunuz. Hayır. Yok. Erkek. Tabii sevgi deposu dolu olsa bile aldatabilir. Ne yapacağız? Bu erkeklere de hiç yaranamıyor. Depo dolu. Depo dolu ama şöyle. Yine de... O hala neyi doldurmanın peşinde? Yine de aldatma yüzdesi düşüktür. Deposu yüksek olan. Hani beyefendi dedi ya eşini seviyorsa adam niye aldatır? Ya aldatır. Az bir oranda da olsa bu şekilde. Yani çapkın ruhlu... Yeter hocam taşırıp durmayın evet. Vallahi ruhum bunu aldı. Çapkın ruhlu erkekler var. Tamam mı? Yani ama doğuştan mı geliyor bu karakter? Şimdi şöyle mesela Florida deneyi var. Hı. Şimdi çok yakışıklı bir beyefendi. Kıvanç Tatlıtuğ mu diyelim? Yakışıklı ama. Yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğ diyelim. Yani, Tatlıtuğ dedim. Şimdi Kıvanç'ı ele alalım. Hı. Diyelim ki bir İngiltere'de bir üniversite kampüsünde gizli kameralar yerleştirmişler. Bu kameralarla beraber işte Kıvanç Tatlıtuğ gibi yakışıklı bir şey... beraber çıkalım mı diye kızlara teklifte bulunuyor. Aynı şekilde çok güzel bir bayan erkeklere teklifte bulunuyor çıkalım mı diye. Ve tabii erkeklerin 1/4'ü o malum cevabı veriyor. Erkeklerin 1/4'ü o güzel bayana hemen diyor. Gerçekten. Üzücü. Yani potansiyelde var. Ama bayanlar bak neden su dolu? Niye önemli bu? Bayanların neredeyse tamamı, bak hiç istisnasız tanımadığı, sevmediği, bilmediği bir insanla istemiyor. İstemiyor. İlginç. Peki hocam elimizden bir şey gelmez o zaman. Adamın sevgi deposu doluyken hala bunu yapıyorsa. Ama şöyle. Ya canlı yayında olmasa bir iki üç cümle laf edeceğim ama edemiyorum. Yapacak bir şey yok mu o zaman? Şimdi şöyle ama sevgi deposu dolu olan erkekler %100 aldatır demiyoruz ama burada. Bakın aldatma riski var. Ha. Aldatma ama kadının sevgi deposu doluysa kesinlikle aldatmaz. Peki ben onu engelleyebilir miyim? Engelleyebiliriz. Eşi olarak. Engelleyebiliriz. Süper.